borçlanmadan, bir karış toprak satmadan. Biri diyordu ki, ben göreceğim sizi, 6 ay sonra maaşları ödeyemeyeceksiniz. Ben senin borçlarını ödedim. Ben senin çocuklara ikramiyeleri ödedim. Kepez Belediyesi çalışanının hiçbir kuruş ne maaş alacağı var ne de ikramiye alacağı var. Evet sevgili dostlar. Sizin el eliniz var. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu gurur duyulması gereken halktır. Bu halk, Kepez halkı beni doğduğum topraklara belediye başkanı seçti. Ben herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ve belediye başkanlığı olmanın ne kadar büyük bir manevi zenginliği olduğunu yaşıyorum. Bunun için gece gündüz çalışıyorum. Halkımın içinde, halkımın içinde hasta hastasına gidiyorum. Eşimle ziyaret ediyorum. Cenaze arkadaşlarımla cenazeye gidiyorum. Düğün, mevlid, hatip, nikah. Mehmet Bey gösterdi. 175 tane nikah kıymışım geldiğim günden beri. Ben 180 zannediyordum. 5 de eksikmiş. 175 nikah kıymışım. Hafta sonları yaz döneminde tatile gitmiyorum arkadaşlar. Benden nikahı kıymamı isteyen tüm hemşerilerimin o en güzel günlerine, en güzel anlarına tanıklık ediyor ve onların nikahlarını kıyıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de yine onların uzun yıllar tüm hemşerilerimin nikahlarını kıymaya da devam edeceğim. Birilerine de kapak olsun. Bakıyorum çalışanın maaşını vermeyen, sağa solda yapmış olduğu esnaftaki borçlarını ödemeyen, icralık olan, efendim çocuk tacisinden içeri giren, ordudan atılan adamlar aklınca bir olaslana yazı yazacak, bir olaslanı lekelemeye çalışacak. Bir olaslanı veremeyeceği hiçbir hesabı yok. Hiçbir hesabı yok. Neymiş? Belediyeye. Şimdi üldürmeyden sonra ben Kepez Belediyesi'ne müfettiş gelecek. Bizim müfettişten korkumuz yok ki. Gizli saklı hiçbir iş yapmadık ki. Daha boğazımdan haram lokma geçmedi ki. 3 yıldır görev yapıyorum. Daha bir kişinin çayını içmedim. Bir kişinin yemeğini yemedim. Anladın mı? Senin gibi sokakta herkese borçlu dolaşmıyorum. Çalışanımın maaşlarını verince. Öyle yazdığı zaman bir ol aslanı efendim aşağıya çekeceğini düşünüyor. Yanılıyor. Bir akşamüstü bir telefon aradı. Dedi ki, Sayın Başkan, ben Sodem Sen, Genel Sekreteri Antalya.